Savaşla birlikte yok olan ve bulunduğu coğrafyanın kaderini yaşayan bir takımdan daha bahsedeceğim. Bahsedeceğim takımın hikayesinde ülkemizde var, Türkiye'de var. Metalist Kharkiv'den bahsedeceğim. Metalist Kharkiv takımı 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı elemeyi başarmış ve devam eden süreçte de İstanbul'da Galatasaray'da grup aşamasında mağlup etmeyi başarmıştı. Ve devam eden o yılda Dinamo Kiev'e elenmiş ve Avrupa serüveni uzun sürmüştü ve adından söz ettirmişti. O sezon 2009 yılında Shakhtar Donetsk kupa kazanmıştı, UEFA Kupası son sezonuydu. UEFA Kupası'nın son sezonuna ülkece aslında 3 takımıyla damga vurmuştu Ukrayna futbolu ve fenomen olan o Ukrayna futbolunun önemli figür ekibiydi Metalist Kharkiv. Devam eden süreçte de hep Avrupa'da yer aldılar, turlar atladılar, çeyrek final oynadılar. Yine UEFA Avrupa Ligi'nde önemli işlere imza atmayı başarmıştı. Ve Metalist Kharkiv takımı kadrosunda Trabzonspor'da oynamış olan Xhaka, şu anda Fenerbahçe'de oynayan Jose Sosa, şu anda Atalanta'da oynayan Papu Gomez, Shakhtar'ın yıldız isimleri Marlos ve Tyson, kariyerinde Inter olan Clayton gibi güçlü, sağlam scout ekibiyle beraber çok önemli Güney Amerikalı isimleri oynattılar. Klasik aslında örnek aldıkları takım Shakhtar'dı. Arka savunma bloğu yerli, hücumsal kanatta o ön uçta önemli Güney Amerikalı isimler oynadı. Yine hücum kanadında ülke futbolunun önemli isimlerinden olan asıl olarak Sırp olan ama Ukrayna futbolunda yer almış, Ukrayna milli takımında oynamış olan Marko Deviç yer almıştı. Ve antrenörlüğünü de 9 yıl boyunca 2005-2014 yılları boyunca Dnipro'yla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamış olan Mairon Markevic yapmıştı. Mairon Markevic ile beraber o 10 yıllık süre diyebilirim. Yani 2005-2014 yaklaşık 10 yıla yakın süreçte hem Ukrayna futbolunda Metalist üstlendiği rol itibariyle Dnipro ile beraber Shakhtar ve Dinamo Kiev'e meydan okuyan yapıdaydılar. Bu iki takımı çok iyi şekilde zorluyorlardı. Hem bu iki takımı örnek alıyorlardı hem de bu iki takımı ülke futbolunda zorluyorlardı. Yer yer geçiyorlardı. Bu anlamda Ukrayna futbolunda da rekabeti arttırması anlamında çok önemli rol üstleniyordu. Ne var ki yine ülkede patlak veren o iç savaşla beraber kaderi yine Dnipro gibi oldu. Kaderi ülkesinin coğrafyası oldu. Yani coğrafya kaderdir sözünü yaşayan bir ekip oldu ve Metalist Kharkiv takımı artık tarihin karanlık sayfalarında yerini almış durumda. Artık yok. Ülkede